Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bitki aramaya çıktım yine. Çok güzel bir yerdeyim. Çok güzel bitkiler gördüm. Onları size sayayım. Sarımsak hardalı. Unutma beni çiçeği, kuş gözü çiçeği yani. Kara hindiba çiçeklerini toplayacağım. Pelin otu, misk otu, melisa, ezan çiçeği. Onların köklerinden toplayacağım. Ezan çiçeğini şu anda yeni çıktığı için köklerini toplayacağım. O benim için çok önemli. Su karanfil kökü, yüksük otu, hemopatik alanda kullanılıyor yüksük otu. Altın civan perçemi. Şimdi altın civan perçemini size göstereyim. Şurada civan perçemi, altın civan perçemi deniyor buna. Şöyle bir yapraklarını göstereyim. Şöyle. Burada çok var. Yüksük otu görmüştüm. Şu su karanfil kökü. Bunların köküne bir bakacağım. Şöyle bakınız. Su karanfil kökü diye geçiyor Türkçe'de de. Burada da çok var bundan. Şuradan kök çıkaracağım. Bir kokusuna bakacağım kökünün. Şuralar. Yüksük otu neredeydi? Evet, burada. Şöyle yüksük otu. Bu hemopatik alanda kullanılıyor. Zehirli bir bitki yüksük otu. Ama tıbbi alanda, hemopatik alanda kullanılan bir bitki. Biz kullanım şeklini bilmiyoruz. Sonra melisa. Birçok yerde melisa var. Daha ilerlere gitmedim. İleride çok olması lazım. Daha önce geldim. Geçen sene geldiğimde çok vardı. Bu da melisa. Sonra misk otu, pelin otu. Misk otu topladım. Şurada göstereyim size misk otumu. Şöyle. Bakınız kokusu çok güzel. Ama tabii ki tadı bita. Çok sağlıklı bir bitki. Misk otu. Sonra pelin otu da var. Pelin otu da çok. Zaten benim bahçemde de var pelin otu. Bu ne acaba? Bu çok güzel. Şunu bir baktırayım. Misk otunun kokusu geliyor. Sultan küpesi diye geçiyor arkadaşlar bu da. Şöyle göstereyim size. Şöyle. Şurada sarımsak hardalı. Çok var. Buralar dolu. Kara hindiba çiçeklerini ben nasıl topluyorum? Böyle çok çok açmışları toplamıyorum. Hafif ortalarında öbek varsa öyle topluyorum. Çünkü öteki türlü böyle hani tüylenmeye geçmiş oluyor. Pamuklanmaya geçmiş oluyor. O yüzden böyle öbekli hafif ya da şöyle öbekli olanları topluyorum. Daha iyi. O zaman yıkadığımda şey olmayacaklardır. Pamuklanmayacaklardır. Bakınız mesela şu toplanmaz. O artık gitmiş.
Size bitkilerden reçel, bal nasıl yapılır? Ana özelliği nedir? İzlenmesi gereken yol nedir? Onu göstereceğim. Çünkü bazı yerlerde baktım yanlış yapılıyor. O yüzden yeniden bir bal, karahindi bağ balı yapmayı düşünüyorum. Sizlere göstermeyi düşünüyorum. Bakınız şurada kocaman bir çiçeğimiz var. Şöyle bakınız öbeği var biraz. Şu mesela çok açmış. Hiç öbek yok. Şu hemen gitti gidecek. Burada çok daha değişik bitkiler var arkadaşlar. Onları şöyle göstereyim size. Burada deve dikeni var. Daha ileride eşek dikeni var. Eşek dikeninin çiçeklerinden toplamıştım. Bakınız misk otu. Şunları bir toplayayım şöyle. Uçlarından. Baharat olarak da kullanabilirsiniz biraz. Yerini kaçırıyorum. Daha sonra gelmedi. Yerini bulmada zorluk oluyor. Şöyle. Çok güzelmiş buradan toplamak rahat olurdu. Şöyle bakınız. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ben toplamaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakınız. Abone olmayı, beğeni atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız lütfen. Birlikte öğreneceğiz. Hoşça kalınız.